Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aşının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Aşı dediğimiz nedir? E. coli'dir, salmonella'dır, vebadır, genel aşı. Ama şunu unutmayın. Ben kuşlarıma aşı yaptım. Hastalık gelmez diye bir kural yok. Tedbirdir, eşiği sağlam kazağa bağla, kaçarsa kaçsın. Arkadaşlar, hani piyasada süt aşısı diye biliniyor ya. Onun sebebi de şudur. Rengi süt gibi olduğu gibi soğuk zincirde olur. Süt gibi olduğu için süt aşısı diyorlar ona, veba aşısı. Şimdi ben size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar, normal enjektörde 1 cc var. 1 cc'nin 3'te 1'i aşı olarak yapılır, 3'te 1'i olarak yapılır. Bu küçük insülin enjektörüdür. 0,30 mg. Yani bu 1 cc'nin 3'te 1'idir. Yani her güvercin başına 0,30 cc yapacağız. Aşımız burada. Bunu açıyoruz. Önce güzel çalkalıyoruz onu arkadaşlar. Tabii bunu siz böyle de yapmayın. Veterinerinize gidin. Herkesin elinde farklı marka olabilir. Biz marka tanıtımı yapmıyoruz. Sadece olayı göstereceğiz. Onun için veterinerinize gidin. İşi başından koparın. Yani bilen kişiyle yapın. İnternet üzerinden bu işleri yapmayın. Benden size söylemesi. Bir ağrı tavsiyesi. Gidin veterinerinize kardeşim. Şimdi aşımızı biz çekiyoruz. Evet. 30 cc bir kuş için. Yani 30 mg. Diyoruz ona. Yani 1 cc'nin 3'te 1'i kadar. Bu şekilde hemen buraya koyuyoruz. Ben size şimdi bunun vurulma sistemini de göstereceğim. Arkadaşlar, kuşu elimizde aldık. Bakınız. Aşıyı sağ elle yapacağız. Sol elimizde kuşu alacağız. Kuşun ayaklarını geriye atıyoruz. Bak bu şekilde. Aldık mı elimize? Kuş kaldı bizde. Şu iki parmak burada çalışıyor. Bakınız, şu göğüs kafesinin sivri olan yeri var ya. Evet. Şöyle göstereyim hocam. Burayı açtık. Buradan bir parmak. Bu tarafa doğru. Şimdi yalnız arkadaşlar, aşıyı yaparken şuna dikkat edin. Bu aşı yapay yapılır. Şimdi bazı arkadaşlar diklemesine giriyor. Ciğere, kalbe nereye götürüyorsa bir de bakın kuş gitti. Vay adama bak, aşısı beş para etmez, kuş öldü. Aşı vurmasını bileceksin. Aşı yanılmazsa deri altına. Tekrar yaklaş hocam. Biz gösterelim. Göğüs kemiğini gördünüz arkadaşlar. Ben çakıyorum şimdi. Evet bak, tamamen yatay girdim. Bunu ufak ufak vuruyoruz. Bir anda girirsek tek noktada toplanır aşı. O zaman orayı da şişirtir. Faydadan çok zarar da görebilir. Böyle yavaş yavaş kuşa vurmakta yarar var. Evet arkadaşlar. Bunun aşısı bitmiştir. Beğendiyseniz beğenin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.